Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Türkiye'nin rehberi Altın Rehber programıyla tekrar karşınızdayım. Ekibimiz sizler için Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk oldu ve merak ettiğiniz soruları sordu. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle haber turumuza başlıyoruz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşması ile ilgili adımları atacağız. Çünkü anlaşmanın gereği şuydu, Avrupa vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız dedi. Türkiye ile Ukrayna arasında seyahat ve eğitim alanını kapsayan mutabakat zaptı ve anlaşma imzalandı. Ev ve büro için modern seçimler neler olmalı sizce? Diyarbakır'daki Akboz Mobil'e konuk olduk. Çok özel röportajımız var sırada. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası turumuza devam ediyoruz. Akboz Mobilya'dayız. Salih Akboz'un yanında soy ismini taşıdığı mobilyacıdayız. Değerli bir isim kendisi. Bizleri konuk ettiği için teşekkür ediyoruz öncelikle. Salih Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle Diyarbakır'a hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Salih Bey, soy ismini taşıdığınız mobilyacıda neler yapıyorsunuz? Biz yaklaşık 45 yıllık bir firmayız. 1970'lerde babam mağazayı kurmuş. 1990'larda ben devraldım. Yaklaşık 25-26 yıldır işin başındayım. Perakendecilik sektöründe Diyarbakır'ın en iyilerinden olduğumuzu iddia ediyoruz. Hatta Güneydoğu'daki en iyi mobilya perakendecisi olduğumuzu iddia ediyoruz. 5000 metrekare bir mağazamızda ev ve ofis mobilyasıyla ilgili her türlü mobilyayı alıp satıyoruz. Türkiye'nin en tarz, en yeni, en trend modellerini getirip Diyarbakır ve çevremizdeki illerin, tüketicilerin beğenilerine sunuyoruz. Peki Salih Bey, buradaki hizmet yelpazenizi açtığımızda neler vardır? Özel tasarımlardan tutun, mimari yapılardan tutun. Bizim hazır mağazadaki ürünleri satmanın dışında evet, gerek konut, gerek otel, gerek kafe, gerek restoran, lokantalarda da özel projeli işler yapıyoruz. Bizim kendi bünyemizde barındırdığımız mimarlarımız da var. Veya bize gelen herhangi bir mimari çalışmayı da uygulayıp projeli işlerde, özel tasarımlı işlerde yapabiliyoruz. Evet, burada verdiğimiz hizmetlerin yanı sıra özel tasarımlara, mesela ben geldim, yeni evleneceğim ve diyorum ki Salih Bey, benim planım şu 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 şudur. Peki dökebiliyor musunuz? Çalıştığınız mimarlar bunlara öncelik veriyor mu? Bu konuda ekibimiz güçlü. Diyarbakır'ın, hatta Güneydoğu'nun en güçlü firmasıyız diyebiliyorum. Müşteri yeter ki istesin, bizde yok yoktur. Evet, zaten görsellerimizde bütün modelleriniz görünecek. Şu anda revanşta olan trend renkler nedir, konfor nedir, istenilen? Evet, şu anda daha çok modern spor dediğimiz ürünler çok revaçta. Zaten siz de biliyorsunuz, geçen hafta İstanbul'da mobilya fuarı vardı, CNR'de katıldınız. Evet, biz de fuardaydık. Oradan çok çok tarz, çok çok yeni ürünler aldık. Çok kısa bir süre içerisinde o ürünlerimiz de mağazamızda olacak. Bu yılın modası turkuaz, krem, koltuklarda mesela bu renkler çok tercih ediliyor. Mobilyada ceviz ağırlıklı yavaş yavaş renkler beğeniliyor. Bu ürünlerimizde, yeni ürünlerimizde 1-2 haftaya kadar mağazamızda teşhir etmiş olacağız. Evet, Akboz Mobilya olarak yeniliklere açığız. Farklı firmalardan esinlenebiliyoruz, kendimizde barışığız, öyle değil mi? Biz mobilya sektörü tabii dünyada da, Türkiye mobilya sektöründe önemli bir aktör. Özellikle Ankara, İnegöl, İstanbul ve Kayseri illerimizde mobilya sanayi çok gelişmiş. Biz de bu illerdeki üreticilerin, en büyük üreticilerin, en iyi hizmeti veren üreticilerin ürünlerinin Diyarbakır'daki temsilciliğini yapıyoruz.
bu konuda hassasız. Ben size teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Ağzınıza sağlık Salih Bey. Öncelikle ben Altın Rehber TV 8 ailesine teşekkür ediyorum. Tekrardan Diyarbakır'a hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Çok mersi. Peki Akboz ailesi olarak son olarak da tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz Altın Rehber aracılığıyla? Aynı zamanda Instagram takipçilerinize, Facebook takipçilerinize. Bizi takip etmeye devam etsinler diyorum. Her geçen gün yeni modellerle piyasada olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Salih Akboz'un yanındaydık. Akboz Mobilya Diyarbakır'daydık. Kendisinin değerli bilgilerini lütfen dinleyin ve bir kez de olsa bu sıcak ortamı görmeye gelin. Diyarbakır'da sizleri bekliyor olacaklar. Bakalım şimdiki durağımız neresi? Yüksek iletişim değerlerine sahip, öğrencisine kıymet veren Diyarbakır'daki Mavi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuk oluyoruz. Çok özel bir röportajımız var sırada. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası turumuza devam ediyoruz. Diyarbakır'da kaldığımız yerden devam ediyoruz sizler için. Hocam neredeyiz? Ali Rıza Hocam. Özel Mavi Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Teşekkür ediyorum Ali Rıza Hocam. Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Ali Rıza Yıldırım. 1980 Diyarbakır doğumluyum. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Uzmanlığı bölümünü bitirdim. Böyle şimdilik. Evet, başarı dolu bir hayatınız var. Biraz daha bu içine gireceğiz. Fakat öncesinde kuruluşunuzu öğrenebilir miyim sizlerden? Tabii ki. 2006 yılından beri Mavi Rehabilitasyon Merkezi Diyarbakır'da hizmet vermekte. 2006 yılından beri kurumumuz devam ediyor. Evet. Peki hizmetleriniz nelerdir? Geniş kapsamlı hizmet yelpazeniz var. Biraz da bunlardan bahseder misiniz bizlere? Doğrudur. Biz 4 alanda hizmet vermekteyiz. 4 engel grubuna yönelik bir hizmet alanımız var. Bunlar zihinsel alan, bedensel alan, otizm ve işitme alanında hizmet vermekteyiz. Hocam hizmetlerimizi açarsak kaç kişiyle hizmet kadromuzla hizmet veriyoruz? Evet, biz 30'a yakın bölüm odamız, salonumuz var. İşitme, zihinsel, bedensel ve otizm alanında. Yaklaşık 20 uzman personel arkadaşımız var. Onlara yönelik biz bireysel eğitim veriyoruz. Birebir, yani bir uzman ve çocuğumuzun sınıfta olduğu bir alan. Ali Rıza Hocam, sizi ayıran temel özelliklerden birkaçı benim aklımda. Bu kamera sistemleriniz var, velilerimiz izleyebiliyor. Bunlardan bahseder misiniz? Evet, öncelikle uzman kadromuz içerisinde psikolog, rehber öğretmen, sosyal hizmetler uzmanı var. Bölgemizde çeşitli nedenlerle maalesef bu alana yönelik bir uzak kalma durumu yaşandı. Bizim öncelikli durumumuz bir bilgilendirme düzeyiydi. Yani ailelerde bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu da güzel oldu. Ailelerimizin hemen hemen tamamı bu alanla ilgili gerçekten bazen bizlerden bile çok daha fazla bilgiye sahip olabiliyorlar. Ve biz şeffaf bir eğitim modeli gösterdik ailelerimize. Kameralarla her an, her şekilde çocuklarını izleyebiliyorlar. Yani biz eğitim sürecimizi, çocuklarını birebir aldığımız eğitim sürecinde gerek kameralarla, gerek de sınıfta çocuğu görmeden, tabii dikkatin dağılmaması açısından, çocuğu görmeden izleyebiliyorlar. Ve biz böyle sadece kapalı kapılar arkasında bir eğitim düşünmedik ve bunu da yapmıyoruz. 11 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyoruz. Bazen parkta oluyor, bazen çeşitli AVM'lerde oluyor, bazen farklı alanlarda oluyor. Böyle biz yelpazeyi geniş tutmaya çalıştık. Çünkü eğitim her yerde diyoruz sürekli ve bunu da yapmaya çalıştık. Güzel de oldu. Evet, benim de yeğenim var engelli ve bu olay dediğiniz dışarıda eğitim olayı o kadar önemli ki kendine özgüveni için, öyle değil mi hocam? Şüphesiz önemli. Açıkçası bizi başlıca, ben şahsen bir meslek elemanı olarak bu işi evet yapmaya başladım ama bizim de hayatımızda böyle çeşitli şeyler olmuştur. Bu eğitim vesilesiyle sizler de bilirsiniz, bu çokça dile de getirilir. Yani çocuklarını evde hiç dışarı çıkarmayan, kapalı kapılar ardına bırakıp çocuğun herhangi bir yere gitmesine maalesef çeşitli şartlardan dolayı gidemeyen onlarca, yüzlerce, binlerce ailemiz vardı. Bu eğitim ve bu modelden dolayı çok sayıda ailemiz çocuklarını dışarı çıkarabildiler. Çocuklara biz zaten bir hani sosyal hayat, onlar duygusal engelli değil. Çeşitli nedenlerle bir engel
durumuna sahip olabilirler ama onlar duygusal engelli değil ve biz onlara bunu yaratmaya çalıştık. Gerçekten bunun çokça, sizler de belki bugün kurumumuzda onu gördünüz. Yürümeyen çocuklar yürüdü, konuşmayan çocuklar konuştu. Çocuklarımıza belirli bir düzey kazandırdığımıza inanıyoruz. Aileler de bunun geri bildirimini alıyoruz onlardan. Mutluyuz biz de bu yüzden. Sedat Hocam, şu an içerisinde bulunduğumuz oda duyu bütünleme terapisi, doğru mudur? Doğru, burası duyu bütünleme terapisi. Evet, bununla ilgili sizin uzman alanınız, bilgi alabilir miyim? Burası nedir, hangi işlemler yapılır? Elbette, duyu bütünleme terapisi bizim 3 yıldır uyguladığımız bir terapi biçimi. Diyarbakır'da da ilk mavi özel eğitimde başladı. Biz bunu bölgede ilk defa standartlarda bunu gerçekleştirdik. Ve bu eğitimi veren ergoterapist ve duyu bütünleme terapisi alan fizyoterapistler tarafından uygulanıyor. Duyu bütünleme terapisi klasik fizyoterapiden farklı olarak daha çok otizmli çocuklarda görülen işte duyuları işlemleme, ses, görsellik, hareket, dokunsallık dediğimiz tat gibi farklı duyuları işlemlemede problem çeken çocukların günlük hayata adaptasyonunu ve dış dünyadaki duyuları işlemlemesi için bir verilen bir terapi biçimi. Peki Sedat Hocam, duyu bütünleme terapisi dediğimiz işlemin özelliği var mıdır? Şudur bizi anlatan dediğiniz. Evet, duyu bütünleme terapisi farklı kulvarlardan oluşuyor ve kesinlikle çocuğa fiziksel bir müdahale olmuyor. Bütün inisiyatif çocukta oluyor. Çocuk dikkatini o piste vererek dikkat sürdürme yapıyor ve motor planlama becerileri geliştiriyor orada. Diğer terapilerden farkı özellikle çocuğun kendisinin inisiyatif alıp harekete geçmesidir. Teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için hocam. Çok mersi. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yüzümüze göre gözlük seçimi nasıl olmalıdır sizce? Adana'da bulunan iOptik'teyiz şimdi. İzliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar sevgili seyirciler, Adana'dayız. Şimdiki konuğumuz Ayşe Hanım, iOptik'teyiz. Özellikle göz sağlığı konusunda gözlük kullanımının önemiyle ilgili değerli bir söyleşi yapacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle hem sizi tanıyalım hem de sizin bu sektöre giriş hikayenizi izleyicilerimizle paylaşalım. İsmim Ayşe Sazil, aslen Erzurumluyum. 45 yıldır Adana'da yaşıyorum. Gözlük işini 16 yıl önce başladım. Çok severek yaptığım bir meslek. İnsanlara faydalı olmak, sağlık konusunda yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor. Göz sağlığı konusunda gözlük kullanımının önemi çok büyük. Bu konuda öncelikle neler önerebiliriz? Gerçekten dediğiniz gibi çok önemli göz sağlığı. Bu konuda önerilerim, her 6 ayda bir göz kontrolüne gidip rutin kontrollerini yaptırıp gözlüklerini düzgün bir şekilde kullanmaları. İyi bir doktor, kaliteli bir cam, göz için en önemli olan şey bunlar. Gözlük farklı alanlarda kullanılabilir. Hem gözleri bozuk olanlar olabilir, güneşten korunmak için olabilir. Neye göre belirliyoruz bunun? Bu ayrımı neye göre belirliyoruz ve siz neler bu konuda önerirsiniz? Şimdi, Akdeniz bölgesi sıcak bir ülke. Sıcak bir bölge olduğu için burada güneş gözlüğü takmak şart. Neden? Katarak oluşumunu önlemek için. O yüzden yaz kış güneş gözlüğü, gözümüz herhangi bir problem yoksa da güneş gözlüğü kullanmamız şart. Ayrıca birkaç çeşit camlarımız var. Gece sis farları, gece görüş gözlüğü, kardan, sisten koruma özelliği olan güneş gözlükleri. Bunları da gözümüz bozuk değilse bile kullanmamız gerekiyor. Peki biz Adana'dayız dedik. Yerimiz tam olarak nerede veya nereden ulaşabilirler size? Baraj yolu 4.5 duraktayız. Finans Bank'ın karşısı iOptik. Telefon numaramız 225-23-23. Şimdi biz çok kısa bir süre oldu buradayız. Çok fazla gelen giden oldu. Çok samimi, hoş bir diyalog da var gelenlerle birlikte. Neden Ayşe Hanım'ı, neden iOptik'i bu kadar tercih ediyorlar? İşimi çok severek yapıyorum. Bende şu felsefe var. Ne iş yaparsan yap, severek yap. Ben de işimi çok severek yapıyorum. Buradan çıkan müşterilerin en büyük mutluluğum mutlu bir şekilde güler yüzle çıkmaları. Evet, tabii burada sizin yanı sıra ekibinizin de payı büyük. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Tek bir şubemiz mi var? Bir şubem de Yüreğir'de var. İki şubemiz var.
ustalarım, optisyen arkadaşlarım, 6-7 kişilik bir ekibiz. Ekip olarak gerçekten hepimiz çok özveriyle çalışıyoruz. Şimdi de İstanbul Küçükçekmece Sınav Etüt Merkezi'ndeyiz. Çok özel bir röportajımız var. İzliyoruz. Didem Hanım merhabalar. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar. Ben kurumun rehber öğretmeniyim. Adım Didem Dilge Yıldırım. Burada bir süredir burada çalışıyorum. Peki Didem Hanım, rehberlik anlamında öğrencilerinize nasıl olanaklar sağlıyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi her öğrencinin benim yanıma gelme konusu, problemi farklı oluyor tabii ki ama en çok yoğunlaştığımız şeylerden birisi de sınav kaygısı. Kaygı üzerinde çalışıyoruz, düşüncelerine değiniyoruz, düşüncelerini sorgulatıyoruz bu şekilde. Bunun dışında veli görüşmelerim oluyor. Çünkü bazı veli tutumları da bunda etkili oluyor, kaygıda. Onun dışında zaman yönetimi konusunda çalışıyoruz. Öğrencilerimiz, özellikle küçük yaştaki öğrencilerimiz nasıl zaman yöneteceklerini, evde neler yapmaları gerektiğini tam olarak bilmiyorlar. Bunu sağlıyoruz. Peki gerçekten de bir etüt merkezindeki en temel ayaklardan bir tanesi herhalde rehberlik alanıdır. Öğrencilerin ciddi anlamda hani başarı sağlamasındaki en büyük etken de bir rehber öğretmenine düşüyor. Bu anlamda neler yapıyorsunuz, nasıl çalışmalar yapıyorsunuz öğrencilere bu olanakları sağlamak adına? Öğrencilerimize genelde bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Yaşadıkları herhangi probleme dair sınıflarla görüşmelerim oluyor, velilerle görüşmelerim oluyor. Tekrar öğrencilerle görüşmelerim oluyor ve süreç bu şekilde ilerliyor. Bunun dışında seminerler yapmayı planlıyorum. Bunları da en kısa zamanda zaten gerçekleştireceğim. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Özge Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben kurumumuzun fen bilgisi öğretmeniyim. Peki buradaki başarı oranını neye bağlıyorsunuz bir eğitmen olarak? Başarımızı şuna bağlıyorum açıkçası. Biz burada bir ekip işi yapıyoruz hep birlikte. Bir aile gibi olduk. Başarımızı öncelikle buna bağlıyorum. Bu sıcaklık ve samimi tabii ki öğrencilere de yansıyor. Daha sonra öğrencilerimizi hep ön plana aldık hayatımızda. Onlarla birlikte her şeyde yanlarında olmaya çalıştık. Sadece eğitim açısından değil, hani düşüncelerinde, duygularında da onlara yardımcı olmaya çalıştık. Öncelikle onların bir ideali olmasını sağladık ve o idealin peşinden koşmaları için onlara yardımcı olduk. Her durumda yanlarındaydık. Bize her durumda ulaşmalarını sağladık. Ve en önemlisi burada bir aile olduğumuzu onlara gösterdik. Umarım etkili olmuştur. Biz meyvelerini topluyoruz ama onlar için her şeyin en iyisini istiyoruz. Büyük düşünüyoruz. Umarım her şey güzel olur. Başarılı olduğunuz zaten grafiklerden belli oluyor gerçekten. Kısa zamanda ciddi başarılar elde etmişsiniz. Evet, biz de çok memnunuz durumdan. Çocuklar da biz de karşılıklı olarak bir yemek veriyoruz. Ve bu emeğin karşılığını almak bizim için çok sevindirici oluyor. Yani çocuklarımızdaki o gözlerindeki parıltıyı görmek bize daha çok onlara bir şey katmak açısından daha çok şevklendiriyor. Yani her şey yolunda bizim için. Mutluyuz. İyi bir aile olduk. Merhabalar, ismini öğrenebilir miyim? İlksen. İlksen, özellikle sınav etüt merkezini tercih etmenin nedeni ne? Ben açıkçası buraya gelmeden önce nasıl ders çalışmam gerektiğini bilmiyordum. Fakat buraya geldikten sonra öğretmenlerim özellikle benim ders çalışmama yardım ettiler. Ve buradan önce ben TEOG'un nasıl bir ciddiyette olduğunu düşünmüyordum. Bu kadar önümde birilerinin olduğunu düşünmüyordum. Fakat buraya geldikten sonra her açıdan kendimi daha iyi hissettim ve moralim, daha hedefim yükseldi. Bir şekilde. Sadık, neden burayı tercih ettin? Bu ilçedeki en iyi etüt merkezi olduğunu düşündüm, o yüzden burayı tercih ettim. Memnun musun buradan? Memnunum. Neler değişti hayatında buraya başladıktan sonra? Daha güzel arkadaşlar tanıdım, ders çalışmayı öğrendim, ders programları yapmaya başladım. Süper, teşekkür ediyorum. İsmini öğrenebilir miyim? Adım İrem. İrem, neden burayı tercih ettin?
İlk öncelikle buraya çevrem tarafından çok tercih ediliyordu. Ben de bir şansımı deneyeyim dedim. Geldim ve çok güzel bir yer olduğunu gördüm. Cidden derslerimde bayağı bir artış gördüm. Ve burayı çok seviyorum. İyi ki de gelmişim. Büyük düşün, hedefini yüksek tut. Sağlığımız için ayakkabı seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Gaziantep'te bulunan Intermod ayakkabıya konuk olduk. Birlik izleyelim. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Antep'teyiz. Antep'te Intermod markasıyla üretime geçen, kadınlara yönelik tasarımlar yapan özel bir ayakkabı firmasındayız ve yanımızda firma yetkilisi Hasan Bey var. Hasan Bey, öncelikle kaç yıldır, çok genç bir firmayız. Evet, ne evet. Zaman başladık ve ne yapıyoruz? 3 yıldır faaliyetteyiz Gaziantep'te. Hep bayan üzerine çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar en iyi, en kaliteli, en sağlıklı malları piyasaya sürmek istiyoruz. Hep tasarımımız kendimize özel, çizimi, tasarımı hep kendimiz yapıyor. Kadınlara özel çalışıyorsunuz ve bütün tasarımlar, modeller size ait. Evet, çizginizi, tarzınızı tarif edelim. Nasıl bir tarzınız var? Elimizden geldikçe spor şık denilen bir çizimi yakaladık. Yani hem genç hem orta yaş grubuna hitap eden bir ayakkabımız var. İnşallah da elimizden geldiği kadar şık yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani senenin modellerini, senenin renklerini, tabanlarını, derileri neyse senesine göre çalışma yapıyoruz. Her sene, her sezonda yenilenen bir firmasınız. O zaman 2017 sezonunda öne çıkan ayakkabı modelleriniz, renkleriniz, tarzlarınız nelerdir? Şimdi bu seneye has renklerimiz altın, roz, platin, en fazla şey olarak da deri olarak da ayna öne çıkan şeyimiz. Spor tarzımız, yani en iyi yaptığımız tarzlardan bir tanesi. Spor şık, sandalet, platform, yani her detayını bayanın yapıyoruz yani. Evet. Bunun yanı sıra tabii stilettolar ve yüksek topuklar da var. Evet, stiletto da var. Yüksek topuk, stiletto, yüksek topuk falan dışarı ihracat ettiğimiz şeyler. İçeriye çalıştığımız spor şık, platform, sandalet. Bunlar, bu tarzları çalışıyoruz. Evet, özellikle çalışan genç hanımların da çok tercih ettiği tarzlar. Evet. Yurt dışı dediniz. Yurt dışında nerelere ulaşıyor ayakkabılarınız ve yurt içi piyasasında özellikle öne çıkan yer neresi? Ya şimdi yurt dışı birinci sektörümüz Bağdat, Irak, Cezayir, Libya. Şeyde, iç sektörde de en fazla çalıştığımız şeyler İstanbul, toptancılarla falanlarla çalışıyoruz. Yurt içi de yaklaşık 30 şehre veriyoruz, evet. Şimdi ayakkabı çok önemli bir aksesuar. Kadınlar da çok alışveriş yapıyor bu alanda. Şıklığın yanı sıra ayak sağlığı için de ayakkabı seçimi çok önemli değil mi? Nelere dikkat edilmeli ayakkabı seçilirken? Ya şimdi kullanılan malzeme en üst malzeme olacak. Tabanlarımız çok rahat, yumuşak, kırılmayacak, havalandırmalı olacak. Kullandığımız deriler en iyi deriler olmalı. Yani bu şeylere çok işçilikte hiç şey vermiyoruz. İşçilik en üst şeyde, kalitede çalışıyoruz. Oto aksesuar firması olan Adana'daki Rüzgar Garaj'a konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Numan Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Hem sizi tanıyalım hem sizin bu sektöre girişinizi, hikayenizi ekrana taşıyalım, izleyiciyle buluşturalım. Evet, normalde zaten bu meslek benim baba mesleğim. Ben de ondan devraldım, devam ettirmekteyim. Kaç yıldır burası var, Rüzgar Garaj? Burası 5 yıldır var. Neredeyiz? Adana'dayız dedik ama Adana'nın neresindeyiz? Adana, Seyhan'dayız. Havuzlubahçe Mahallesi'nde, Saydam Caddesi'ndeyiz. Evet. Rüzgar Garaj dedik. Burası ne kadarlık bir alan ve yaptığınız iş tam olarak nedir? Burası 80 metrekare alan üzerinde. Burada her türlü araç tasarım, uygulama işlerini yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Araç tasarımı, uygulamalar dedik. Detaylı olarak anlatalım. Ne tür yenilikler, düzenlemeler yapıyoruz? Aracın içiyle ilgili her türlü şeyi yapıyorum. Koltuklar, kapı kartonları, taban döşemesi, göğüs, direksiyon, aracın içiyle ilgili aklınıza gelebilecek her türlü işlem burada yapılmaktadır. Her araca yapabiliyor muyuz bu işlemleri? Tabii, her araca yapabiliyoruz. Yalnız bizim yaptığımız araçlar genelde kişiye özel, kişiye yönelik. Onların ruhunu taşıyacak işler yapmaya çıkarıyoruz, çalışıyoruz. Tabii aracın içi yanı sıra dışarıda da güzel baskılar yapıyoruz. Neler yapıyoruz, neler kullanıyoruz bu baskılarda? Evet, baskılarda yine dediğim gibi kişiye özel çalışmalar oluyor. Kişi ne isterse
Onunla ilgili özel tasarımlar yapılıyor. Onunla da ilgili baskılar yapılıyor. Aracın istenilen yerine yapıştırılıyor, uygulaması yapılıyor. Bunun yanı sıra çizgi film karakterleri de görüyorum değil mi? Gençler farklı farklı şeyler de istiyor. Tabii çizgi film karakterleri oluyor. Aracın üretim yeriyle ilgili çalışmalar oluyor, bayraklar oluyor. Oranın, o ülkenin neyle ilgili yapılmış olan ünlü şeyler varsa onları uygulamaya çalışıyoruz. Bu uygulamalar, bu işlemler ortalama ne kadar sürüyor ve nasıl bir teknoloji kullanıyoruz? Teknoloji olarak tabii ki tasarımdan geliyor. Önce tasarlanıyor. Tasarım yapılırken kişinin bilgileri alınıyor. Yaşam tarzıyla ilgili bilgiler alıp o şekilde tasarım yapılıyor. Bilgisayar üzerinde bu gibi işlemler yapılacak işleme göre değişiyor. 2 günde sürebiliyor, 2 ayda sürebiliyor. Beğenilmiyor veya ben beğenmiyorum, tekrardan tasarım yapılıp tekrar ona göre süre tabii ki zamana yansıyor. Evet. Bu baskıyı, bu uygulamaları ortalama ne kadar kullanabiliyor araç sahipleri? Tamamen bütçeye göre, bütçeye yönelik yapılıyor. 1 yıl kullanabilirsiniz, 2 yıl kullanabilirsiniz. Baskı kalitesi ve ürün kalitesi tamamıyla bütçeye bağlı olarak değişiyor. Eğitim sektöründe mükemmelliğe önem veren Antakya İMA Etüt Merkezi'ne konuk oluyoruz. İzliyoruz. Sayın Umut Atlı, hoş geldiniz programımıza. Evet, sizler de hoş geldiniz güzel şehrimize. Sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hem sizi tanıyalım hem de böyle bir merkezi Antakya'ya kazandırma hikayenizi izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii, Umut Atlı ben. Matematik öğretmeniyim. Aynı zamanda İMA Antakya Etüt Merkezi ve bununla beraber faaliyet gösteren 2 tane kurumun da kurucusuyum. Bu güzel merkezimiz Antakya'mız için önemli ve güzel işler yapmaya devam ediyor, devam edecek de inşallah. Antakya'da izledik, şu anda merkez şubemizdeyiz. Kaç yerimiz var, nerelerde? Evet, burası merkez şube. Çekmece'de bulunuyoruz. Bunun alt tarafında bir tane de özel öğretim kursumuz var. O da kısmetten yakın zamanda zaten faaliyete geçecek. Bir de Samandağ tarafında bir şubemiz var. Bir de buradan ekranlara başındaki izleyenlere bunun da müjdesini verelim. En kısa zamanda Bedi Sabuncu şubesiyle de halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz Allah izin verirse. Biz de buradan hayırlı olsun diyelim şimdiden. Böyle bir etüt merkezi diyoruz. Böyle bir merkezin verdiği hizmet nedir? Eğitim alanında yaptığı çalışmalar nedir? Yaptığınız iş nedir? Şöyle söyleyeyim. Yapmış olduğumuz iş, öğrencilerimizin ilkokuldan ve ortaokuldan hayallerindeki geçen en güzel liseye gitmeleri için ve oradan da en güzel üniversiteye gitmeleri için onlara bir yol arkadaşlığı yapmak. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıftan itibaren ödev yaptırma olsun, ödev takibi olsun, yazılıya çalışmalar olsun ve özellikle de 6-7-8'de TEOG gruplarına yapmış olduğumuz özel çalışmalarla onları hayalindeki en güzel liseye yerleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu çaba hiç de kolay olmasa gerek. Nasıl bir program, nasıl bir eğitim sistemi ve şekli var? Çok meşakkatli bir eğitim sistemi aslında. Çok uzun ve yorucu bir maratona öğrencilerimiz çıkarken onların her aşamada, her alanda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Gerek yapmış olduğumuz kamplarla, ödev çalışmalarıyla ve her şeyden önemlisi yapmış olduğumuz deneme sınavlarındaki sorularımızın gerçek sınavlardaki sorularla örtüştüğü zamanki mutluluğumuz zaten anlatılamaz. Bu alanda yanlarında oluyoruz o öğrencilerimizin. Haftanın kaç günü varız, kaç saat çalışıyoruz? Haftanın 3 günü, haftanın 4 günü değişen gruplarımız oluyor. Öğrencilerimiz okuldan çıkınca buraya geliyorlar. Burada yemeklerini yiyebiliyorlar. Burada bütün derslerimizden 3'er saat derslerini alıyorlar. Etütlerini alıyorlar ve gerekirse birebir derslerini alıp bu şekildeki var olan açıklarını kapatıyorlar. Tabi bu çalışmada kadronun önemi çok büyük. Kaç kişilik bir kadroyuz? Bu kadroyu oluştururken nelere dikkat ettik ve nasıl bir çalışma sistemimiz, düzenimiz var? Yani her şeyden öte biliyorsunuz ki bir kurumu ayakta tutan disiplindir. Buradaki disiplin öğrencilerimize ödev kontrolüyle, ders çalışmayla, ders yaptırmayla ve sınav alışkanlığını kazandırmayla oluyor. Ki şu anda Antakya'nın en başarılı 16 öğretmeniyle çalışıyoruz. Kısmetse bu şekilde çalışmaya devam ettiğimiz sürece öğrencilerimizin başarıları gitgide artacak ve bu şekilde potansiyelimizi de arttıracağımızı düşünüyorum. Kaliteli ve güler yüzlü ekibiyle hizmet veren Kilis'teki Dilek Optik'teyiz. İzleyelim. Dilek Hanım, sizi tanıyalım. Dilek Hanım kimdir? Kilis'te ne zamandan beri bu sektörün içindesiniz? Bu sektörün içerisinde bulunma sürem yaklaşık olarak 2 senedir. Normalde eğitimciyim. Neden bu sektörü seçtim derseniz, sağlık ve estetiğin bir araya birleştirilmesi, benim estetiğe olan düşkünlüğüm vesaire gibi durumlardan dolayı böyle bir alana
giriş yaptınız. Evet, evet. Giriş. Dilek Optik markasıyla da kilislilere bu alanda hizmet veriyorsunuz. Yerimiz nerede kiliste? Nasıl bulabilirler? Yerimiz direkt Devlet Hastanesi'nin karşısındayız. Mağazamız geniş bir alan ve çok da güzel bir tasarımı var. Nasıl tasarladık? Ne kadarlık bir alan ve kaç adet gözlük bulundurabilecek bir kapasitesi var? Mağazamızda şu an için 1500 tane gözlüğü sergileyebiliyoruz. Geniş bir alan olması bizim için sergileme anlamında avantajdı. Çok geniş bir yelpazeye sahip olduğu için hani gelen kişiler de çok memnun ayrılıyorlar bizden. Kaç çeşit gözlük bulunduruyoruz ve hangi alanlara hizmet eden gözlükler var? Sadece şık bir aksesuar olarak da kullanılabilir. Güneşten korunmak için ve görme kusuru olanlar için de çözümleriniz var. Hangi türler var? Optik mağazası olarak zaten hani hitap ettiğimiz alan gözleriniz. Gözleriniz için neye ihtiyacınız varsa bu konuda her türlü malzemeyi bulundurmaya çalışıyoruz. Bu kontak lensler olabilir, güneş gözlükleri olabilir. Onun haricinde optik çerçevelerimiz, camlarımız, cam çeşitlerimiz mevcut. Genellikle hani bunu gelen kişinin ihtiyacını belirleyerek karar veriyoruz. Hani sürüşte kullanıyorlarsa ve görme kusurları yoksa eğer güneş gözlüklerimizde polarize camlara yönlendirebiliyoruz. Veya işte uzak yakın kullanıcılarımız var mesela. Bunlar çok büyük bir kitle. Hani 40 yaşından sonra zaten hani presbiyopi dediğimiz olay herkeste gelişen bir durum. Eğer uzakta da görme kusuru varsa ve otomatikman gelişen presbiyopi sonucunda tak çıkarlar zor olduğu için hem uzak hem yakın gözlüklerin progresif gözlüklere yönlendirmeye çalışıyoruz. Onun haricinde cam seçeneklerimiz kişiye özel bir şekilde sunuluyor. Kişinin hani yaşam şartlarına özel bir şekilde sunuluyor. Hani neyle meşgul? Yani hani sizden ziyade gözleriniz gün içerisinde neyle meşgul? Biz bununla ilgileniyoruz daha çok. Ve bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik cam ve çerçeve sunumu yapıyoruz. Burada cam kesimleriyle ilgili işlemleriniz bir teknoloji de var değil mi? Tabii ki. Son model cihazları kullanıyoruz bunun için. Onun haricinde zaten hani hekimin yaptığı şey zaten sadece numaraları belirlemek oluyor. Görme kusurunu belirliyor ve bizim anlayacağımız dile getirerek, bunu reçeteye dökerek bize yönlendiriyorlar. Oradan sonraki iş artık bize kalmış oluyor. Biz hastalarımızı tanımamız gerekiyor ilk başta. Hani gözlük direkt seçmiyoruz. Mesela ne işle meşgulsünüz, gün içerisinde neler yapıyorsunuz, gözleriniz en fazla neyle meşgul, bunlara çok dikkat ediyoruz. O yüzden böyle bir ilk etapta çerçeve ve cam seçiminden önce bir 10-15 dakikalık hastalarımızla bir sohbetimiz çay kahve eşliğinde geçmek zorunda. Çünkü biz o kişiyi tanımalıyız ve o ihtiyaca cevap vermeliyiz. Doktor tarafından belirlenmiş olan reçeteyi ihtiyaca yönelik cam ve çerçeve seçimiyle birleştirip sunuyoruz. Şimdi cam ve çerçeve dedik. 2017 sezonunda sizde de çok farklı, çok şık ürünler görüyoruz. Neler öne çıkıyor? Trend renkler, cam modelleri ve çerçeve modelleri nelerdir? Standart gözlük çerçevesi seçimi algısı kırıldı. Hani insanlar artık gözlükle kendilerine bir imaj oluşturmak istiyorlar. Nasıl bir karaktere sahiplerse bunu gözlükleriyle bütünleştirmeye çalışıyorlar. Daha öncesinde gözlük kullanımı bir dezavantajken bunu avantaj haline çeviriyor. Bu bir aksesuar niteliğine kaydırılıyor. Hani dekoratif bir malzeme gibi düşünebiliriz. Bu anlamda yine gelen kişinin hani tarzı çok önemli. Ama 2017'de de tabii ki daha camların büyük olması, onun haricinde çok koyu camlardan çıkılması mesela daha açık. Daha böyle kış gözlüklerine dahi, güneş gözlüklerine dahi hani kış güneş gözlüğü olarak ultraviyole engelli ama koyu camlar olmayan, renkli camlar, aynalılar çok fazla moda mesela şu an. Harry Potter dediğimiz yuvarlak çerçeveler şu an çok moda. Onun zaten çok geniş bir yelpazesi oluşmaya başladı. Hem kemik çerçevelerde hem metal çerçevelerde. Genel olarak bu şekilde. Rengarenk şemsiye ve sandalyeleriyle hizmet veren Batman'da bulunan çadır kafedeyiz. İzleyelim. Merhabalar değerli altı rehber izleyicileri. Batman'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çadır kafedeyiz. Yasemin Çağrı'nın işletme sahipliği olduğu
Ferhat Bey'in yanındayız. Ferhat Bey merhabalar, bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz güzel bana. Hoş buldum. Kuruluşunuzdan bahseder misiniz, duruma hakimsiniz sizler de? Evet, eşim çocuk gelişimi bölümünden mezun. KPSS'yi kazanamadığı için böyle bir işletmeyi açmak istedi. Ben de bu noktada ona sonsuz bir şekilde desteklerimi sundum. Kuruluşundan bu yana kendisiyle beraber onun öncülüğünde benim yardımlarımla kurumu bu hale getirdik. Batmanların teveccühüne sunduk. Onlar da bizi mahcup etmediler, şükürler olsun. Çadır kafenin yelpazesini açarsak hizmetinde neler vardır? Şimdi öncelikle eşim burayı açarken şu hedefle açtı. Sosyoekonomik durumu iyi insanların çok rahat bir şekilde misafirlerini ağırlayabileceği, aynı zamanda sosyoekonomik olarak daha zayıf olan insanların da çok rahatlıkla zorlanmadan oturabileceği bir konsept yaratmaya çalıştı. Ve görüyorum ki eşim o konuda başarılı olmuş durumda. Evet, o zaman şunu söylüyoruz. Buraya herkes gelebilir. Her yaşta, her standartta, öyle değil mi? Aynen öyle. İnsanların kendisini çok rahat hissedebileceği. Şimdi bizler eşim açarken şuna dikkat etti. Batman'daki işletmeler ya çok resmiydi ya çok salaştı. Biz ikisinin ortasını bulup samimiyetle beraber işi laçkalığa dökmeden bir konsept yaratmaya çalıştık ve zannediyorum başarılı da olduk. Evet, zaten benim de görüş açımda yaşlılar var, gençler var. Herkese hitap ediyor olmanız bu çok güzel. Sizlerle birlikte kaç kişiyle birlikte hizmet veriyorsunuz? Eşimle beraber 13 kişi burada hizmet veriyor. Evet, 13 kişi demek oldukça başarılı bir rakam. Bunlara göre Batman'daki sizlere talep de yüksek. Evet, zannediyorum kameralara yansıyordu. İnsanlar teveccüh gösteriyorlar. O noktada rağbet gösteriyorlar, sağ olsunlar. Kendilerine teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla. Son olarak Altın Rehber aracılığı ile Ferhat Bey, tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz hem Yasemin Hanım'ın adına? Batman'a yolu düşen bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz, Çadır Kafe'ye bekliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Ferhat Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Özverili ve çalışkan ekibiyle eğitime hizmet veren Özel Batman Başaran Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuk olduk. Çok özel bir röportajımız var sırada. Elif Hocam, sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Elif Başaran ben, 24 yaşındayım. Fizyoterapi ve rehabilitasyon mezunuyum. 2 senelik bir çalışma sürem oldu. Ondan sonra kendi yerimi, kendi kurumumu açmak istedim. Kurumun kurucusuyum. Aynı zamanda burada çalışıyorum fizyoterapist olarak. Eğitimlerime burada devam ediyorum. Evet, peki hizmet yelpazenizi açarsak neler vardır? Zaten rehabilitasyon merkezi özel eğitim ve rehabilitedir. Burada fizik öğrencileri haricinde zihin ve özel eğitime ihtiyaç duyan otizmdir. Farklı eğitime ihtiyaç duyan çocukları burada rehabilite ediyoruz. Evet, peki yelpazemizi açtığımızda buradaki problemler nedir? Bizlere katacak şeyler nedir hizmetimize? Burada gerçekten hasta insanlara, bu fizik olabilir, fizik olarak sıkıntılı hastalarımız olabilir, zihin hastalarımız olabilir. Bunları biz olabilecek en iyi hale getirmeye, rehabilite etmeye çalışıyoruz. Yeni bir kurum olarak şunu yapıyoruz diyebilirim. Gerçekten yenilikleri Batman'a getirmeye çalışıyoruz. Yani yeni tedavi yöntemlerini hastalarla buluşturuyoruz. Onları olabilecek en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Evet, aynı zamanda psikiyatri tedavimiz de var değil mi? Kesinlikle. Psikiyatrlarımız, zihin öğretmenlerimiz de psikiyatri tedavilerimiz de var. Evet, peki hizmet yelpazemizi açtık. Hizmet veren kurumun çalışanlarından bahsedebilir miyiz? Kimler var? Hangi özellikle öğretmenlerimiz var? Tabii burada fizik alanında fizyoterapistlerimiz oluyor. Ben kendim de bir fizyoterapistim. Bunun haricinde zihinsel engelli çocuklar için de zihin öğretmenlerimiz var. Zihin öğretmenlerimiz haricinde psikiyatrilerimiz, rehber öğretmenlerimiz olabiliyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Tamamıyla bitkisel kozmetik ürünlere yer veren Antakya'daki Verde Kozmetik'teyiz şimdi. İzleyelim.
Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Antakya'dayız. Antakya'da doğan bir markanın başarı hikayesini sizlerle paylaştıracağız. Markamızın adı Verda, onun yaratıcısı da Sayın Gülay Gül'le birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle markamızı, o markamızın doğuşundan bugüne nasıl bir süreç izledik, onu izleyicilerimizle paylaşalım. Markamız tamamen doğal, tamamen duygusal şartlarda oluştu. Fransa'ya yapılan bir ziyaret sırasında bir Fransız kadınının defne sabununu Halep sabunu olarak takdim etmesiyle bu marka doğdu. 2005-2006 yıllarında üniversite sanayi işbirliği ile 2008 yılında pazara sunulacak hale getirildi. Markamız bizim Hatay'ın doğal şartlarında yetişen defne bitkisinin yaprak ve meyve yağlarının kullanılmasıyla ürünlerimiz üretilmektedir. Bu ürünlerimizin marka değeriyle birlikte ve Ar-Ge çalışmalarıyla bütünleşen bir güzellikle şu anda uluslararası standartlarda Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Amerika'ya satışı yapılmaktadır. Yurt içerisinde daha çok eczanelere yönelik satış yapılıyor. Ürünümüze herhangi bir katkı maddesi yok. Ürünler üretimden pazara sunulana ana kadar her aşaması analizlerden geçiyor. Renklendirici, parfüm, petrol ürünleri ve türevleri herhangi hiçbir katkısı yok. Ürünler kendi doğal renk kokusuyla üretiliyor. Ürünler dedik, çeşitli ürünlerimiz var. Neler var? FDA ve IFA onaylı ürünlerimizde kişisel bakım grubunda saç bakımı, vücut bakımı ve el ve diğer vücut bakım ürünlerimiz var. Şampuanlar, duş jelleri, sıvı el sabunları, saç kremleri ve bir takım bitkisel yağlar. Huzur veren manzarasıyla Batman'daki Hasankeyf Terası Kafe'ye konuk olduk. Birlikte izleyelim. Ben Ömer Güzel. Hasankeyf'in doğma büyüme buralıyım. Bu gördüğünüz teras kafeyi yaklaşık 2 yıldır hizmete girmiş. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Menülerinizden bahsedersek neler var menülerimizde? Menülerimizde şöyle, biliyorsunuz bu bölgede her şeyden önce et. O et dışında da buranın tatlı su balığı. Hemen gördüğümüzde şu hemen karşımızda zaten Dicle Nehri'miz var. Dicle Nehri'nde tatlı su balıkları var. Bu tatlı su balıklarımızın hem ızgara hem normal yağda kızartıyoruz. Bir de et çeşitlerimiz var. Onların da hem ızgara ve köfte çeşitlerini de hizmete sunuyoruz. Gerçekten Maraş dondurması nasıl olmalı sizce? Batman'da bulunan Donsa Dondurma, yani Dondurma amcaya konuk olduk. İzleyelim. Efendim merhabalar, Batman'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dondurmacı amcadayız, şanlıyla, ünüyle. Bahattin Bey'in yanındayız. Bahattin Bey merhabalar, bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ben bu mesleğe 6 yaşında çocukken başladım. 2,5 kilogramlık bir küçük dondurma termosuyla içine dondurmayı koyup sokaklarda satarak başladım bu işe. Evet, Bahattin Bey'i daha yakından tanıyabilir miyiz? Bahattin Bey kimdir? 47 yıldır dondurma işiyle uğraşıyorum ve 6 yaşından bugüne kadar hiç non-stop bu işi yapmaktayım. Hem yurt içinde ve hem yurt dışında. Kendi işimi geliştirme adına dünyadaki bütün teknolojileri takip ediyorum ve bütün fuarlara katılıyorum. Bahattin Bey, dondurmanızın işlev aşamasından bahsedebilir miyiz hizmetlerinizden? Öncelikle araçlarımızla hem inek sütü için inek çiftliklerinden hem keçi sütü için keçi çiftliklerinden sütümüzü alırız. Bunu gelir gıda mühendislerimiz bunu separatörlerden geçirip temizledikten sonra işlem tankına alınır ve bu tanktan sonra tanka girişinde tekrar gıda mühendislerimiz bunların analizlerini yapar. Mikrobiyolojik veyahut da başka tahliller yaptıktan sonra olumluysa bunları işlem tankına aldıktan sonra bunları işlemeye başlarız. Sütlerimiz pastörizatör sisteminden geçmeden kesinlikle işlenmiyor.
Şimdi işlem tankını biz aldıktan sonra tekrar gıda mühendislerimiz bunları bizim kendi dizayn ettiğimiz, kendi bu dondurmamızı daha kaliteli bir şekilde üretebilme adına bazı metotlar geliştirdik. Ve bunları test ettik, mükemmel sonuçlar elde ettik. Ondan bu sistemimizi kullanaraktan sütümüzü alırız. Ham maddelerimizi içine koyduktan sonra pastörizatör sistemine göndeririz. Bütün miksimiz pastörize olduktan sonra homojenizeye göndeririz. Ki homojenize bir ürünü bir yerinde yağ veya bir yerinde şeker kalmasın diye, her noktası homojenize olsun diye iyi bir şekilde homojenize ettikten sonra dinlendirme tanklarımıza göndeririz. Yeterince bir dinlenme sürecine ihtiyaç vardır. Bundan sonra frizerlere gelir ve bu frizerler dondurmayı işleyerekten bunu şekillendirme makinalarımıza gönderiyoruz. Bu işlemler bittikten sonra bunları kalkıyor, koliliyoruz, paketliyoruz. Koliler tekrar konveyler yüzünde üzerinde soğuk hava deposuna gider ve orada istiflenir. Soğuk hava deposunda sevkiyata hazır duruma gelir. Biz bunları sevk etmeden önce de tekrar gıda mühendislerimiz bunları alır, şahit nümunelerini alır. Bu ürünün sevke hazır olan ürünlerin tekrar kontrollerini yapılır. Bunu tırlar, kendi tırlarımızla Türkiye'de olan farklı şehirlerde olan depolarımıza göndeririz. Orada da bizim küçük araçlar yardımıyla bakkallara, marketlere, AVM'lere göndeririz. Evet, ağzınıza sağlık değerli bilgileriniz için. Evet, Bahattin Bey'in de dediği gibi dondurma demek, mutluluk demek. Yaz geliyor, dondurmacı amcanın dondurmalarını yemeyi unutmayalım. Bakalım bir dahaki durağımız neresi olacak? Batman'ın merkezinde bulunan kaliteli hizmet anlayışıyla Güven Otel'e konuk oluyoruz. Çok özel röportajımız var, izleyelim. Güven Otel ailesi olarak 200 oda kapasitemiz var. Burada huzur, güvenilebilir. Ve burada kalan müşterilerimizin %75'i memur, öğretmen kesimi arkadaşlarımız vardır. Huzurla bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bizlere hizmet yelpazenizden bahseder misiniz? Kapasiteniz nedir? Bizim 200 odamız var. Bunun yaklaşık 100 tanesi 1+1, 50 tanesini 1 ve günübirlik kiraladığımız odalarımız var. Şu an burada oturduğumuz kafeteryamız var 500 metrekare alanın içinde. Artı aşağıda şu anda sauna, yüzme havuzu, o tarz bir projemiz var. Evet, Kozluk ilçesinde tanıldık bir yeriz değil mi? Aynen. Kozluk ilçesinin en büyük otel kapasitesine sahip bir yerde şu anda oturuyoruz. Dediğim gibi Kozluk, Batman'ın en büyük ilçesi olduğu için biz de en güzel hizmeti Kozluk halkına vermeye çalışıyoruz. Stresten ve yorgunluktan arınmak için neler yapıyoruz? Kilis Doğal Masa Salonu'na konuk olduk, birlikte izliyoruz. Ben Bünyamin Yılmaz, Kilis Doğal Masaj Terapi Merkezi'ni işletmekteyim. Uzman masaj masörüm, masaj terapistiyim. Bizi buraya Türkiye ve dünya genelinden müşterilerimiz tercih ediyorlar. Buradaki uygulamış olduğumuz masaj teknikleri, özel masaj, özel kremler, yağlar ile masaj uygulamaktayız. Masaj kimlere uygulanıyor, nasıl uygulanıyor? Sizinle tanışmalarından bu uygulamaların yapılmasını, bu geçen süreci de anlatalım. Kişinin bedensel ve ruhsal gelişimi içinde, sağlığı içinde çok önemli bir faktör kazandığından dolayı kişiler buraya genelde ağrı ve sızılarından dolayı, bedensel rahatsızlıklarından dolayı masaj terapi tercih ediyorlar. Kaç seans yapılabiliyor? Genelde 1, 2, 3 seans gibi seanslarla kişilerin burada masaj terapiyle sorunlarını hallediyoruz. 2010 yılından bu yana müzik ve turizm sektöründe faaliyet gösteren İstanbul Nişantaşı'ndaki Arman Turizm danışmanlıktayız, izliyoruz. İsmim Pelin Peşkircioğlu Arman. 1981 İstanbul doğumluyum. Boğaziçi Üniversitesi turizm mezunuyum. Peki Pelin Hanım, ne tür hizmetler veriyorsunuz gelen müşterileriniz? Kişiye özel turlar yapıyoruz. Mesela hani birisi arayıp işte biz şu kadar 10 kişiyiz dediği zaman işte onlara özel nereye istiyorlar, hangi bölgeye istiyorlar, kaç gün ve
tur içinde neler, nereleri görmek istiyorlar, nerelere gitmek istiyorlar, hepsine özel bir tur hazırlıyoruz. Yani A'dan Z'ye aslında hani vizesinden tutun gidecekleri yere kadar her anlamda olanak sağlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Yani hani bize geldiği zaman müşteri hani ben örneğin Dubai'ye gitmek istiyorum diyor. Biz ona A'dan Z'ye dediğiniz gibi vizesi, oteli, işte orada neler yapabilir, işte orada nereleri görebilir, ne alışveriş yapabilir, ne yenir, onların hepsini sunuyoruz. Ciğer pişirirken nelere dikkat etmeliyiz sizce ve lezzeti nasıl olmalıdır? Daha kabı ciğercisi Hüseyin'in yerine konuk olduk ve çok özel bir röportaj yaptık. Biz 1988'den beri kuruluşumuz var ve burada hizmet veriyoruz. Daha önce biz dışarıda yapıyorduk. Ondan sonra buraları yaptık. Şimdi buralarda hizmet veriyoruz. Evet, hizmetlerinizi açarsak yelpazemizde neler vardır, menümüzde neler vardır? Menümüzde Adana kebap var, sade kebap var, kuşbaşı var, tavuklar var, köfte var, ciğer var, dalak var, yürek var, keşhe var. Bütün çeşitler var bizde. Evet, Diyarbakır'ın en zaten meşhur ciğerdir, öyle değil mi? Burada özellikle diğer ciğercilerden farkınız nedir? Bizimki sadece taze ve günlük olmasıdır. Ertesi güne kalmamasıdır. Aynı gün içinde kullanmamızdır. Yurt içi ve yurt dışı un ticareti yapan Batman'daki Aknan Un Fabrikası'na konuk olduk. Birlikte izleyelim. 1969 Kozluk doğumluyum. Doğma büyüme Kozluk'tayım. İlk işim harfiyat işiydi. En sonunda da un sektörüne atıldım. Kozluk Aknan Un Fabrikası'nın geçmişini öğrenebilir miyiz? Ne kadar zamandır buradasınız? 5 yıldır buradayız. Genelde iç piyasaya, Irak'a. Genelde Irak'a çalışıyoruz. Aknan'ın ismi de Aknan beyaz ekmek anlamına geliyor. Kozluk'ta ilkiz. Evet, çok doğru bir sektöre adım atmışsınız. Hizmetleriniz nelerdir? Burada yelpazenizi açar mısınız? Un çeşitlerinde neler vardır? Un çeşitlerimizde ekmeklik var. Buğday unu var. Tandırlık var. Bidelik var. Çeşitlerimiz bol yani. Her çeşit unumuz mevcuttur. Baklavalıktır. Kepeğimiz var. Yurt dışına ihraç ediyoruz. Odur yani. Şu anda faaliyetimiz onlardır. Merkezimiz Antalya Sağlıklı Yaşam Merkezi, 1000 metrekarelik bir alana kurulmuş, 2 katlı bir tesis. Alt katımızda soyunma odaları, spa bölümü, sauna, buhar, hamam, masaj odaları, stüdyomuz, zumba, pilates, jimnastik derslerinin yapıldığı bir stüdyomuz, vitamin barımız bulunmakta. Üst katımızda fitness salonumuz ve yüzme havuzumuzla İdare bölüm bulunmaktadır. Hocalarımızın alanları, yüzme antrenörümüz var. Fitness'ta vücut geliştirme fitness antrenörümüz, artı wellness antrenörümüz. Zumba Pilates'te Cenk hocamız var. Hocalarımız, bayan bölümüne bakan Melat hoca aynı zamanda eşim ve ben beden eğitim öğretmeni olarak hem idare bölümüne hem hocalık bölümüne bakarım. Yani bütün hocalarımız akademisyen, yani üniversite mezunu ve İkinci dal olarak da antrenörlük belgesine sahip olan kişiler. Sevgili izleyenler, Bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, haftaya İş Dünyası'nın rehberi, Altın Rehber programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.